Kolay gelsin. Beyler, şimdi ne yapıyoruz? Sıradan hangi operasyon var? Vallahi bugünlük başka bir şey yok abi. Allah. Maraz Ali. Ali. Sadece Ali amirimizin organize şubeye geri dönmesiyle Adanalılar efsanesi geri döndü diye herkes çok fena tırstı. Şehirde suç oranı ciddi oranda düştü amirim. Öyle olmaz ki şimdi. Herkes tırsıp düzgün çocuk olursa biz ne yapacağız? Benim canım sıkılır bu şekilde. Çabuk bize yeni dosyalar bulun. Baş üstüne amirim. Oh. Evet arkadaşlar, ne olursa olsun hayatta, macerada devam ediyor. Bundan gayrı sadece önümüze bakacağız. Ama hiçbir zaman geçmişimizi, nereden geldiğimizi, anılarımızı, bu dikenli taşlı yolda kaybettiklerimizi unutmayacağız. Hala haber yok mu kızdan? Yok abi. Bir aydır her gün arıyorum. Telefonu hep kapalı çıkıyor. Mesajlara da cevap vermiyor. Herhalde numarasını değiştirdi. Evine gideydin. Gittim. Kaç defa. Kızın babası görüşmemize izin vermiyor. Beni kapıdan geri çevirdiler. Ulan kızı yeniden evlendirmiş olmasınlar? Sanmıyorum. Yani evlendirseler duyardık herhalde. Doğru, duyardık. Niye hep böyle oluyor abi? Niye hep biz aşkı bulduğumuzda onu doya doya yaşatmayı beceremiyoruz? Niye hep kaybeden biz oluyoruz? Çünkü biz polisiz koçum. Biz ilk önce bu mesleğe, bu bayrağa, bu vatana aşığız. Bizimle hayat zor yani. Herkes çekemez. O da doğru. Ali. Sakın vazgeçme kardeşim. Ne olursa olsun kalbindeki ateşi söndürme. Sabırla bekle. O ateş eninde sonunda sizi tekrar bir araya getirecektir. Ben çıkıyorum. Gidip biraz dükkanı toparlayayım. Tamam koçum. Yardım lazımsa ben de gelirim. Yok, sen zahmet etme. Ben tek başıma hallederim. Sen bilirsin koçum. Ya Ali hep orada mı kalacaksın? Bizim lojmanda falan bir yer ayarlayalım sana. Yok. Orası benim sığınağım gibi abi. Bir sürü çocukluk hatıram. Babama ait çok şey var orada. Başka yerde aynı huzuru bulamam. Sen de haklısın. Ya bu arada kaç zamandır soracağım, ben unutuyorum. Senin çocuklara ne oldu? Onlar nereye kayboldular? Bir tanesi askerde. Bu olaylar karışmadan önce gitmişti. Diğer üçü de benden önce davranıp İtalya'ya kaçmışlar. Geçen gün telefonda konuştuk. Artık rahatız, kendimizi akladık. Geri dönebilirsiniz dedim. Yok abi, biz de burada rahatız.
Düzensiz manita dünyası burada daha hareketli. Bir süre daha burada takılacağız dediler. Görüşürüz abi. Hadi görüşürüz. Ali! Çok üzme kendini. O Zen'in de sonunda sana dönecek. Bak gör. Demişti ya Uzu abim dersin.